Bugün 24 Nisan Cuma günü arkadaşlar. Ve ben gördüğünüz gibi sokaklardayım karantina gününde. Tabii bu demek değil ki ben yasağı deldim. Yasağı delip sokağa çıktım. Günaydın. Şimdi karantinada işe gitme video çekeceğiz. İlk işimiz maskemizi takalım. Şimdi eldivenimizi de giyelim. Proje işlerinde siyah eldiven. Karantina günlerinde beyaz eldiven. Evet. Enektar yok mu? Enektar. Erkan, arabamın enektarın nerede? Anahtarımı arıyorum. Erkan, enektar. Montun cebinde kalık. Bakayım. Yes. Şimdi montumuzu da giyelim. Ben hayatım çöpleri de var. Nasılsa sen sokağa çıkamıyorsun, ben çıkabiliyorum. Hadi görüşürüz hayatım. Uzaktan uzaktan. Şimdi sokağa nasıl çıkabiliyorum? Nasıl işe gidebiliyorum karantina günlerinde? Çünkü şirketimiz bir savunma sanayi firması. Bakalım çok araba olacak mı sokaklarda? Bir tane araba polis görünce hemen sağa çekti. Ve bu şekil bir belge aldık. Milletin maaşı yazıyormuş burada. Evet, burada. Firmamız Faaliyetleri İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 21 Nisan 2020 tarih E7058 sayılı yazısının 2.0 maddesi kapsamında yer aldığından 22.04.2020 tarihi saat 20 ile 26 tarihi saat 24 arasında sokağa çıkma kısıtlaması yasaklamasından muaf olduğunuz konusunda bilgilerinizi rica ederim. Bu bize kaymakamlıktan geldi. Bu sebeple sokağa çıkabiliyoruz. Şimdi yola devam. Bakalım durdururlarsa. Şu an arabalar gidiyor ya. Neden ki? Bakalım çevirme olunca. Normalde burası vızır vızır oluyor. Kalabalık trafik oluyor ama şu an pek bir şey yok. Zaten evimle iş yerim arası 13 dakika 14 dakika vesaire sürüyor. Şu an yollar bomboş. Işıklara uymak gerekiyor mu acaba? Denetime
kime de rast gelmedik ama bakalım. Burası normalde acayip trafik oluyor. Yani karantinadan dolayı bu Şifa Mahallesi'nin yolunu çevirmişler. E5'ten Şifa'ya aktarıyorlar yan yola. O yüzden dönüşte özellikle burası çok fena trafik oluyor. Öyle böyle değil yani. Şu an bugün günlerden Cuma, 23 Nisan'dı. Ama 25-26'da da çalışmıyoruz aslında. Hafta sonları izinliyiz zaten. Evet. Üfleyemiyorum da. Bu maske izin vermiyor. Kameraya üfleyemiyorum. Port Marina. Burada çekilmiş bir videom var benim. Hızlı trene binmiştik. Akvaryuma girmiştik. Köpek balıklarıyla yüzdük. Yüzmedik de. Yüzdük gibi bir şey. Üstümüzden geçti köpek balıkları. Hadi oraya götüreyim sizi. Tuzla güzel. Çok güzel yer ya Tuzla. Trafiği çok yok. İhtiyar yeri yani, benim yerim. Ben de bir ihtiyar olduğum için. Şu hızlı tren var ya, adamı kalpten götürür. Şuraya çıkması 3 saniye ve 110 km saat hıza çıkıyor. 3 saniyede. 4-5 kere tepe taklak oluyorsunuz. Yani. EFSO, EFSO. EFSO'ların EFSO'su. Şimdi şu aquapark'ta video çekmedim. Yaz gelsin orada bir video çekeceğim. Tüm youtuberlar çekti anasını satayım, ben çektim. Evimin dibinde ben çekemedim ya video. Gidemedik. Yayalar önceliklidir. Çevirme olmadı. Evet, Tuzla sahiline geldik. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu mutlu olsun. Hepimize kutlu olsun. Güzel bir gurur. Bugün itibariyle tam 100 yıl geçti. Tuzla sahili. Bizim şirketimiz de sahil kenarı sayılır. 500-600 metre ilerisinde sahil var. Öğle araları kahvemizi alıp sahile gidiyoruz. Hiç araba yoktu galiba ya. Hani çok... Otobüs bile görmedim. %30 indiriliyor mu ne oluyor karantina günlerinde? Çünkü çalışmak zorunda olan insanlar var benim gibi. Sağlık çalışanları gibi. O yüzden... Bugün 24 Nisan Cuma günü arkadaşlar. Ve ben gördüğünüz gibi sokaklardayım karantina gününde. Tabi bu demek değil ki ben yasağı deldim. Yasağı delip sokağa çıktım. İznimiz var. Kaymakamlıktan aldığımız. Bu terslikte bir iş var. Saat 8:26, 4 dakika içinde mesain başlıyor.
Ve geldik sayılır. Uçuş diye bir film izledim. Denzel Washington mıydı? O muydu o adam? O oynuyor. Pilotu o oynuyor. Yok böyle bir film ya. Evet, şimdi geldik. Maskemizi arabada bırakalım. Orkun Beyciğim ya. Orkun Bey. Evet ya. Gelsene, seni de çekeyim. 24 Nisan'da bir işe gelme vlogu. Orkun. Nasıl? Erşen. Enekten nerede ya? Şimdi. Evet. Saat 6.30 ve mesai bitti, eve dönüyoruz. İşe gidişte herhangi bir çevirme falan olmadı. Yani iş arkadaşlarım anlattı, onlarda da çevirme olmamış. Şimdi bakalım dönüşte olacak mı? Bir çevirmeyle karşılaşacak mıyız? Bakalım, görelim. Tabii insanlar kendi mahallelerine yakın marketlerden alışveriş yapabiliyorlar. Ama öğleden sonra 2'ye kadar normalde, ama şu an sokakta insanlar görebiliyorum. Araçlar vesaire var. Tek tük de olsa. Yani şu anda bunun yürüyor olmaması lazım. Otobüse bakalım. Bir kişi var otobüste. Binemeyeceğim bir ayak varsa o da budur. Kesinlikle binemem şuna. Mümkün değil ya. Lan şuna bak. Hayatta binemem ya, mümkün değil. Para verseler binmem. Zaten roller coaster'a da zorla bindim. Üstten çıkan karttan o hızlı trene bindiğimiz videoyu izleyebilirsiniz. Güzel bir video olmuştu. Birazdan Şifa yan yola bağlanan, E5'ten Şifa yan yola bağlanan yola geleceğiz. Orada bir trafik oluyor. Şu karantina günlerinden beri. Yani bir kilometrelik yolu yarım saatte gidemiyoruz. Bakalım bugün ne olacak. Aynı bu şekil geliyorum. Trafiksiz. Oraya, orada başlıyor. Bir kuyruk oluyor. Polis bile yok nedense. Tam şurada arama noktası normalde. Polis var şurada. Ama yok. İşte burada bir trafik başlıyor. Böyle E5'i göstereyim diyeceğim de. Hiçbir şey görünmedi. Normalde cumartesi pazar da benim iznim var aslında. Sokağa çıkabilirim.
çalışma olmayacak çünkü. Şimdi şurada bir polis olabilir. Genelde oluyor. Yok, burada da yok. Bir de şu dönemece bakalım. Eğer orada da yoksa... Evet, tam arkamda polis var şu anda. Video tam en heyecanlı yerinde kesilmiş galiba. Orada video bitmiş. Ben devam ediyor zannediyordum. O noktada polis çevirmedi. Bastı gitti. Yani bugün çok enteresandı benim için. Çünkü normal günlerde bile arama noktasında polis varken bugün yoktu. Nedenini bilmiyorum. Belki hepsine toplu bir yazı gitmiştir. Çevirme falan olmamıştır. Hiçbir yerde. Böyle güzel bir... Merak edenler için tabii bu. Tuzla'nın genel durumunu göstermiş oldum. Gündüz işe giderken, akşam işten gelirken çevrede durumlar nasıl, araç var mı, insanlar ne yapıyor, otobüsler ne durumda. Bunun gibi konulara değinmeye çalıştım. Bizi takipte kalın arkadaşlar. Videolarımızı beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone olarak bize destek verebilirsiniz eğer abone değilseniz halen. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.